haberleri sunuyoruz. Sonunda Cumhurbaşkanı Hasan Şeyhman'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya gelecek. Hasan Şeyhman'ın sonunda göreve yeniden seçilmesinin ardından Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Somali'nin ekibaşını 25 tepede resmi törenle karşılayacak. Yunanistan'dan yayınlanan Tanrıya gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mültezi ve sanatı bölümüne dikkat çekti. Erdoğan'ın müzakere sanatı başlıklı makalede Erdoğan'ın hedeflerine ulaşabilecek özellikle bir politika doğrultuğunu zaten öğretiyor resmen. Mustafa Mütet'in hakikaten yeterlilik politika kararları da üstü kadını bir şekilde eleştirildi. Fransız Hava Ajansı AFP'de yer alan bir analize göre ise Yunanistan'da erken seçim söylentileri arttı. Burada Türkiye'den ekonomi, Ukrayna'daki savaş ve Türkiye'de yaşlıların dinlenmesi kararlarına dikkat çekildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun bir enflasyonunu yarın açıklayacak. Açıklamayla memur ve emeklilerin yılın ikinci yüzyıl alacağından ayda bulunulacak. Altı aylık enflasyon üzerinden hesaplanacak enflasyon farkı memur ve memur emeklilerinin alacağını açıklayacak. Zamlı maaşlar kurban bayramı öncesinde 8 TL'nin zaman zorunu gelecek. Her tür emeklilerin ise 6 aylık enflasyon oranı kadar zam olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı her tür haftada temizlikleri açıklasıyla 2,6 milyon lira vergiden terazet edildiğini açıkladı. Açıklamada devletin bu maliyetleri temizlikle karşılığına girecek bir konumda olduğu yazılandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Van'ın çalışanların enflasyon karşısında ezilmesine müsaade etmeyeceklerini söyledi. Van'da toplu oturuş törenine katılan Mustafa Van'ın kentini tekstilden yatırım merkezi olmadan onda ilerlediğini de belirtti. Ankara'da pazarlarının yazıklarına ısırılma yapımcısında skandal gelişmeler yaşandı. Kongo'da terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın postları atılmaya çalışıldı. Sonunda da terör örgütü elebaşı için destek sloganları atıldı. Bunlarla ilgili 4 kişinin gözaltındığı bildirildi. Milliyetin Bakanı Mahmut Özer, yarı gün öğretmen yetkilisinde branşlara göre kontenjan dağılımına çıkıldı. Mahmut Özer, öğretmenliğe vereceğiz dedi. Özer, okul konutlarında kesinlikle ve sürecin takip edileceğini de vurguladı. Sarı'nın sarı verdiği İdik Karadeniz'deki 7 kentte hasar testik çalışmaları sürüyor. Bu cöle kastırılığında sadece kaybolan 2 kişinin aranmasına da devam ediliyor.